Sayın seyirciler, Denizli'nin güzel ilçesi Kale'ye geldik. Kale bildiğiniz gibi biberiyle ünlü bir ilçemiz. Şimdi Kale Belediye Başkanımız Sayın Erkan Hayla yanımızda. Sayın Hayla'ya 11 ayda Kale'de neler yaptı? Bunları soracağız. Bakalım başkanımız neler yapmış, bundan sonra neler yapacak? Evet başkanım, nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Öncelikle hoş Hoş geldiniz. bulduk, teşekkür ederiz. Neler söylemek istersiniz? Kale'de hayat nasıl devam ediyor? Şimdi geçen sene bu vakitler biliyorsunuz sizle adaylığı konuşuyorduk. Evet. Yani olur mu olmaz mı şeyindeydik. Halkımız bizi tevdi etti, bu görevi verdi. Göreve geldiğimiz gün tabii köylerimizin yani yeni mahallelerimizin eksikleri bir hayli çoktu. Biz sağ olsun muhtarlarımla sürekli istişare halindeyiz. Eksikleri gidermeye çalıştık. Bütün köylerimizin ne ihtiyacı varsa, muhtarlarımızın istekleri doğrultusunda, köylümüzün, halkımızın istekleri doğrultusunda gidermeye çalıştık. Bunun yanı sıra malum şehir merkezinde eksiklerimiz çoktu, ilçe merkezinde. Onlarla uğraştık, projeler yaptık, projelerimizi takip ettik. Tabii biz bir yılda çok mesafe kaydettik. İnşallah verdiğimiz vaatlerin hemen hemen hepsini 3 yılda bu şekilde gidersek tamamlarız. Biz birliyiz, beraberiz. Bakınız bugün 32 mahalle muhtarımız gene buradaydı. Beraberdik. Hep beraber gene istişareler yaptık. Fikir alışverişlerinde bulunduk. Ben muhtarlarımdan son derece memnunum. İnşallah halkımız da onlar da bizlerden memnundur. Yani bugüne kadar kalede yapılmayan hatta hayali dahi kurulamayacak şeyleri yapmaya çalıştık. Dar bir bütçeyle borçlu bir belediye devraldık. Bu hallere gelmemiz büyük bir başarıdır. Yani ben zannediyorum ki öyledir. Bugün Evet. Evet, biliyorsunuz şöyle bizim projeleri de gösterebilirse, kameraman arkadaşım Muğla yolunun alabilirse. kenarına yapmakta olduğumuz normalde dört katlı, bu da Evet. Muğla yolundan görünümlü binamız Evet. inşallah. Hatta şunu şöyle biraz daha yakından gösterelim dilerseniz. Evet, başkanım. Ağustos'un 30'unda bu bizim hizmete giriyor veya Biber Eylül Festivali'nden 30'da. hemen önce mi başkanım? Evet, ama yetiştiremezsek de Eylül 30'da olur. Yani bir yılda bu işi tamamlamış olacağız Allah'ın izniyle. Daha sonra gene demirciler sitemizi yıkmıştık. Eski demirciler sitemizi yıktık. Demirci esnaflarımızın burada çok büyük bir fedakarlığı oldu. Biz ne dediysek hayır demediler. Onları sanayiye taşıdık. Onun yerine de tabii büyük bir projemiz var. Pazar yerlerimiz var. Kapalı pazar yerlerimiz var. Yanında 7 katlı bir binamız var. 1500 metrekareye oturan. Çok şeyler yaptık. Geçen gün ben televizyonu rastgele açtığımda bir belediye başkanımız 500 metrekare bir temel atıyor. Türkiye'ye duyurdu. Yani onu da bir Eczacılar Birliği başkanı tarafından finanse edildiğini söyledi. Ben onların böyle Türkiye'ye 500 metrekarelik bir temeli duyurduğu yerde kale halkının, kaleli muhtarların dünyaya duyurması gerektiğine inanıyorum. Hatta bir genel başkan falan geldi. Onunla beraber temel atma töreni yaptılar. Bizim yaptığımız bina 10.500 metrekare. Yani 500 metrekare, 10.500 metrekare. İnşallah bizim amacımız reklam değil. Biz halkımıza söz verdik. Bu bizim görevimiz. Yani bunda övünmeye, şey yapmaya gerek yok. Bu bizim görevimiz, asli görevimiz. Bunun için buralara geldik. Bu koltukları işgal ettik. İnşallah ne söz verdiysek olacak. Şimdi burada Muslu Güme muhtarımız var. Evet, muhtarlarla da biraz sonra Evet. sırayla röportaj yapacağız. Evet başkanım. Muslu Güme muhtarımız var. Muslu Güme'de bizim Muğla'nın köylerini, kalenin köylerine bağlayan bir köprü projemiz var. Bu köprü belki milattan önce varmış. Yani hatta ayakları duruyor. Ayaklar orada duruyor. Çok tarihi bir köprü varmış. Bizim Muslu Gümelilerimiz veya Muğla'nın bize yakın köyleri, bizim Muğla'ya yakın köylerimiz, ben kendimi bildim bileli bu köprünün türküsünü söyler. Yani bu köprü olacaktı, olacaktı, olacaktı ama ne hikmetse bugüne kadar teşebbüs dahi edilmemiş. Geçtiğimiz dönemde gene muhtarımın abisi il genel meclis üyemizdi. Bu köprünün projesini çizdirmişler. Yani
plan aşamasında projesini çizdirmişler. Biz de seçimlerde bu köprüyü tamamlayacağımıza dair söz verdik. İnşallah burada gene Musluğüme Köprüsü hakkında konuşuyorduk burada muhtarımızla. İnşallah 2015'in sonunda yetişmezse 2016'nın ortalarında benim bu köprüm trafiğe açılmış olacak. Bir yıl içerisinde o da faaliyete geçecek, evet, inşallah. Şu anda sadece bize engel olan köprünün Muğla'ya bağlanan kısmında köyleri köprüye bağlayan yerde yol yok. Orman Bakanlığından, Orman Müdürlüğümüzden, Orman Bölge Müdürlüğümüzden yardımlar aldık. Onlar da o yolun kesimini, mesimini yaptılar, planını çizdiler. İnşallah Nisan ayında kesimler başlayacak, yolumuz açılacak. Biz de seçimden önce ben mutlaka ihalesinin yapılmasını istiyorum. Yani yapılacak da. Haziran seçimlerinden önce ihalesini yaptıracağız. Tabii bir de bizim burada bir barajımızın olması, suyun yüksekliği de bizim için çok önemli. Zannedersem bu sene, yani Allah'ıma çok şükür, kış oldu. Gerçekten güzel kış oldu. Gerçekten güzel yağışlar oldu. Baraj seviyemiz çok yüksek. Evet. Temmuz, Ağustos gibi su biraz herhalde seviyesi düşer. O zaman da temelini atar. Köprümüzü de inşallah 2016'ya yetiştirirsek. Yani bu bizim en büyük hayalimiz. Yani bu yıllardan beri söylenen bir şey. Daha sonrasında kalemizin bizim en büyük derdimiz Muğla yolundan yeteri kadar yararlanamamamız. İnşallah burada Muğla yolu üzerinde arazilerimizde imara açtık. Ha, tesisler falan mı düşünüyorsunuz, evet, başkanım? Tesisler düşünüyorum. İşte yani şu projede bunun bir örneği zaten. Onu da yakından gösterelim, evet, dilerseniz. Bunun bir örneğiydi zaten. Evet başkanım. Bunun gibi burada onlarca tesis istiyorum. Yani benim için kalede dolaşan paranın bir hükmü yok. Zaten kaledeki para kalenin cebinde. Tabii. Yoldan geçen dövize ihtiyacımız var. Bizim burada tütüne alternatif tek yapabileceğimiz şey ticaret. Ha, bu tütün konusunda başkanım sanırım bir çalışmalarınız var. Biraz bahseder misiniz bu Tütüncüler Birliği ile ilgili? Evet. Tütüncüler Birliği benim aday adaylığımda biliyorsunuz. Evet, sizlere röportajımda bahsettim. Biz tütüncüyüz. Yani bunu değiştirmemiz mümkün değil. Burada bütün muhtarlarımın halklarının %99'u geçimini tütüncülükle sağlıyor. Yani özellikle köy halkı, mahalle halklarımız olduğu gibi tütüncü. Ne yapmamız lazım? Biz buralara, bu ovalara pamuk ektiremeyiz. Suyumuz yok. Yani gölet dahi yapamıyoruz. Neden gölet yapamıyoruz? Suyumuz olsa dahi bizim topraklarımız geçirgen toprak. Yani suyu tutamıyoruz. Bizim sulama imkanımız hakikaten yok denecek kadar az. Ne yapacağız? Mecbur tütüncülük yapacağız. Tütüncülük yaptık. Biz tütünümüzü iyi paraya satmamız lazım. Yani şimdi ben halkıma hep şunu söylerim. Bakın arkadaşlar, ben sizin köylerinize altından döşeme yollar yapversem, yani bütün ihtiyaçlarınızı karşılayıversem, siz o yollarda gezecek arabayı alacak parayı bulamadıktan sonra, arabanız var içine mazot benzin katamayacak olduktan sonra size yaptığımız yolların ne hükmü olur? Hep bunu söyledim. Önce ekonomi dedim. Önce halkımızın cebindeki paranın bolalması dedim. Halkımızın daha çok kazanması dedim. Burada Tütüncüler Birliği projemi başlattım. Sağ olsunlar Beyaş Belediye Başkanım, Tavas Belediye Başkanım da destek verdi. Ziraat Odası Başkanlarımız biraz bu konuda yetersizdi. Şimdi Ziraat Odası seçimleri oldu. Ziraat Odası Başkanlarımız da değişti. Yeni seçilen Ziraat Odası Başkanlarımıza ben buradan hayırlı olsun diyorum. Aynı zamanda onlar da bu işte Tütüncüler Birliği konusunda bizim yanımızda olacaklarının garantisini verdiler. Çünkü çiftçiye sahip çıkmak bugün ziraat odalarının görevi. Yani asil görev onların. Biz halkımıza sahip çıkmak adına bu işi yapıyoruz. Yani çiftçiler bizim halkımız sonuçta. Bugün tütüncülük Tavas'ın, Beyaç'ın, Kale'nin, köylerinin ortak kaderi. Yani böyle bir ortamda bizim belediye başkanları olarak, ziraat odası başkanları olarak, ilçe tarımları olarak birlikte hareket etmemiz çok önemli. Buna ihtiyaç var başkanım gerçekten. Tabii. Biz de zaman zaman sokak röportajları yapınca bu tür ihtiyaçların ne kadar önemli olduğunu fark ediyoruz başkanım. Evet. Ya tabii mutlaka. Şimdi birlikten kuvvet doğar. Tabii. Hani ne diyor? Bir olursak var oluruz. Ayrı düşersek yok oluruz hesabı. Benim burada çiftçimin kafasını kurcalayan tek kısım, hep söylüyorum, avans meselesi. Yani insanlar
bu tüccarlar tarafından. Ben tüccarlara karşı değilim. Yani sonuçta onlar da bize hizmet eden insanlar. Biz de onların sayesinde tütünlerimizi pazarlıyoruz. Ben bu birlik konusunda zannediyorlar ki tüccara karşı. Hayır, ben tüccara karşı değilim. Siz tütününüzü kime satacaksınız? Gene tüccara satacağız. Gene tüccara satacağız. E avansı nereden alacağız? Gene tüccardan alacağız. Ama birlik burada, Tütüncüler Birliği burada pazarlıkta söz sahibi olacak. Daha etkin olacak değil mi? Ya, tabii. Herkes ayrı ayrı sözleşme yapma yerine herkes adına birlik sözleşme yapacak. Biz sözleşmelere müdahale edebileceğiz. İşte bunu doğru bir şekilde vatandaşa aktarmak gerekiyor. Evet. Ben köy köy dolaşıyorum. İnşallah bey ağacı bitirdik. Tavası bitirdik. Şimdi kalenin köylerini, kendi köylerime en sonu bıraktım. Yani muhtarlarıma da biraz güveniyorum bu konuda. Evet. Kendi köylerimizi en sona bıraktım. İnşallah köy köy gene kaleyi de dolaşacağım. Anlatacağız. Yani anlatmamız lazım. Çünkü bu insanları birleştirmemiz lazım. Birlikte hareket etmemiz lazım. Vatandaşın, şimdi, köylünün menfaati için tabii. Muhakkak. Diyorlar ki başkanım bu bir hayal. Her şey bir hayal değil mi? Yani. Bütün projeler sonuçta bir hayal değil mi? Atatürk Samsun'a bu memleketi kurtarmaya giderken 3 kişiyle gitti vapurda. Hayal değil miydi? Tabii. Yani sonuçta ne oldu? İnsanlar ona destek verince bu iş başarı geldi. Yani sonuçta birlik. Her şey birlik. Mutlaka ve mutlaka ben birliğe başımı koydum. Yani bir belediye başkanının en son görevi. Ben 2019 seçimlerinde mesela halkımın karşısına çıktığımda kimse bana birliği sormayacak. Birliği kurdun mu kurmadın mı diye sormayacak aslında. Aklına bile gelmeyecek. Bana ne soracaklar? Yolumu yaptın. İşte şunu yaptım mı bunu yaptım. Sözlerini vaatlerini gerçekleştirdin mi? Bunları soracaklar. Birlik bir belediye başkanının görevi değildir. Ama ben bu işe başımı koydum. Ama ihtiyaç olduğunu biliyorsunuz. Tabii geçim kaynağımız bu. Yani geçim kaynağımız bu. Sonuçta kim ne iş yaparsa yapsın tütüncüye, tütüne mahkumuz yani. Bu bizim memleketimizin kaderi. Bu bölgede değil evet, mi? Evet, bu bölgede. Evet. Bir de şu var, bizim tütünümüzün kalitesi çok yüksek. Yani nikotin oranı, aroması, her şeyiyle, bütün değerleriyle bizim tütünümüz olmazsa olmaz. Yani her ne sigarası içerseniz için, o sigaranın içinde mutlaka bizim tütünümüz var. Olmazsa yanmaz. Yani bizim tütünümüz eğer bir sigaranın içine girmezse yanmaz. Bizim yanıcı özelliği var tütünümüzün. Bizim tütünümüzü bir sigaranın içine koymadan o sigarayı yakmanız mümkün değil. Yani halkımız bunu çok iyi biliyor. Ve zannediyorlar ki işte biz tütünleri birlikte sözleşme yaparsak satamayız. Hayır. Onlar bize muhtaç. Bizim tütünümüzü almak zorundalar. Yani düşünün. Yanma özelliği olan tek tütün. Bu sigaranın içine girmesi lazım. Ve bütün sigara fabrikaları da bu tütünü alması lazım değil mi? Ne yapacak? Benim tütünüm sokakta mı kalacak? Mecbur bizden tütün alacak. Yani bu yanma özelliği olan tütün dediğimizde Ege tütünü. Yani Balkanların tütünü. Bu da nerede var? Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan. Bugün Yunanistan tütünü kaç paraya satıyor? 2 sene önce 28 liraya sattılar Türk parasıyla. Benim halkım hala daha 11 liraya, 12 liraya tütün satarsa takla atarak geliyor. Başkanım gerçekten çok önemli bir göreve kendinizi adletmişsiniz. İnşallah başarılı olur. Vatandaşın, köylülerin bu konuyu özellikle iyi irdelemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, tabii bu onlar için yapılacak bir şey. Yani belki benim muhtarlarımın da çoğu tütüncülükle artık uğraşmıyor. Evet. Var öyle bazıları kavuna falan dönen köylüler evet. Var. Evet. Başkan da tütüncü değil. Yani ben tütün dikmiyorum. Esas biz onlar için yapıyoruz. Her şeyi onlar için yapıyoruz. Evet. Çünkü halkımızın geçim kaynağı tütüncülük. Başka geçim kaynağı yok. Burada hayvancılık çok yapılamıyor. Neden yapılamıyor? Meramız yok. Çok bizim meramız yok. Ondan sonra arazimiz yok. Yani bir tava sovası gibi ovamız yok. Bizim köylerimiz derelik, tepelik, dağlık, taşlık. Yani bir tavastaki avantajlar bizde yok. Hayvancılık neyle olur? Arazinin çok olmasıyla olur. O yüzden biz tütüne mahkumuz. Ve ben halkıma hep şunu söylüyorum. Artık birleşmemiz lazım. Artık kimsenin bir yerleri çekmemesi lazım. Bu işte siyaset yok. Bu işte parti yok. Tabii. Bu vatandaşın menfaati. Evet, ben hep şunu söyledim. Şunu söylüyorum. Bizi dinleyenlere de buradan söyleyelim. Bize muhalefet edin. Partimize muhalefet edin. Bizim gibi düşünmeniz mecbur değilsiniz. Yani herkesin görüşü aynı olmak zorunda değil. Benim gibi düşünmeleri de mümkün değil. Benim her yaptığımı onaylamaları da mümkün değil. Ama ve lakin kesinlikle ve kesinlikle birlik konusuna muhalefet etmeyin. Çünkü birlik bizim halkımızın ekmek parasını ilgilendiren bir meseledir. Kesinlikle de bir Erkan Haylo olarak, Kale Belediye Başkanı olarak halkımın ekmeğiyle kimseyi oynatmak.
Tabii. Başkanım şey diyeceğim. Bu konu çok önemli. Ben şimdi daha da önemini anladım. Bu konuyu dilerseniz bir gün stüdyomuzda güzel bir program yapalım. Duymayan kalmasın. Vatandaşlarımız herkese ulaştıralım. Peki başkanım ben biraz sonra muhtarlarla da röportaj yapacağım. Tabii. Sizin bir mesajınız varsa alayım ben onu. Daha sonra muhtarlara geçeceğim başkanım. Bizim mesajımız işte burada. Biz konuşaraktan ziyade göstererek mesaj verelim. Biz birliyiz, beraberiz. Kale her zaman kale gibi dimdik ayakta. Ayrımcılık yok, gayrımcılık yok. Oy veren vermeyen diye bir şey yok. Şu mahallede biz seçimi kaybettik, oraya hizmet yapmıyoruz diye bir şey yok. Yani kimsenin kimseden üstünlüğü yok. Kimsenin kimseden de alçak tarafı yok. Yani burada kesinlikle bir ikinci adam, birinci adam söz konusu değil. Hep beraberiz, birliyiz, el eleyiz. Buradan da başarı da var. Tabii inşallah başkanım. Yani bu tablodan da başarı çıkar. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Evet, kalede röportajlarımız devam ediyor. Başkanın odasındayız, makamındayız. Yanımda köy muhtarları var. Şimdi muhtarlarımızla konuşacağız. Bakalım hangi muhtarımız ne konuşacak. Efendim merhaba, sizi tanıyalım. Arif Savcan, Belenköy Mahalle Muhtarıyım. Başkanımızın çalışmalarından memnunuz. Tabii ki sorunlarımız çok ama sırayla yani zamanla biz bekliyoruz başkanımızdan. Belenköy dediniz değil mi? Evet. Kaleye kaç kilometre? 18 kilometre. Evet, yakınmış, fazla uzak değil. Evet. Sizin köyde ağırlıklı olarak ne yetişiyor efendim? Bizim orada genelde yani kalenin her tarafında olduğu gibi tütün. Yani hayvancılık çok az. Yerimiz az olduğu için hayvancılık işini yapamıyoruz yani. Tütüne ağırlık veriyoruz. Tütün ağırlık biber veriyoruz. Durumu nasıl biber? Biber de tabii arazi az bizde. Sulama işi de biraz olmadığı için suyumuz yok yani. Onun için biber işini fazla yapamıyoruz yani. Bizim tütün. Yani, tütün ağırlık veriyoruz. Evet. Peki başkanın şu anda bu uğraştığı Tütüncüler Birliği'nden beklentiniz nedir efendim? İnşallah hayırlısı olur. Yani böyle bir şeyi biz de bekliyoruz zaten başkanımızdan da. Halkımızın da destek vermesi lazım. Şu ana kadar bildiğim kadarıyla kalede fazla bir şey yok yani, rağbet yok. Yani başkanımız zaten onu biliyor yani, köylere, mahallelere gidip anlatmak istiyor kendisi de. Anlattığı zaman yani birlik inşallah hayırlı olur. Siz de köyünüzde vatandaşları toplayıp çiftçilere bu durumu aktarıyor musunuz, anlatıyor musunuz? Şimdi tam olarak birliğin şeylerini tam bilmediğimiz için yani bazen konuşuyoruz, ne getirisi ne olur, götürüsü ne olur diye konuşuyoruz ama yani şimdi tütün Cülerin zaten en büyük sorunu avans. Yani halkımız da onun için yani avans olmazsa bu işi yapamıyoruz diye. Yani onu şey yapıyorlar. İnşallah yani bu avans sorunu da çözülürse bankalarla veya başka yerlerle yani şey rağbetin olacağını zannediyorum yani. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Bir şey değil. Evet, kalede köy muhtarlarıyla röportajlarımız devam ediyor. Efendim merhaba, sizi de tanıyalım. Ortaköy Mahalle Muhtarı Ali Çatkın. Ortaköy'de yaşam nasıl devam ediyor? Ortaköy'de yaşam aynı kalenin genel coğrafi durumu, tütüncülükle geçinimi sağlıyoruz. Başkanından, belediyeden alacağımız hizmetlerimizi aldık şimdiye kadar. Fakat coğrafi konumu bozuk olduğu için köyümüzde heyelan var. Köyümüze birkaç köylü birlik olarak bir yere toplulaştırmayı düşünüyoruz. Şu anda bunu belediyemizle, kaymakamlığımızla mücadele ediyoruz. İşte afetten ilgililerin gelmesini bekliyoruz. Bazı yerler şu anda çökme durumunda. Heyelan olan yerlerimiz var. Öyle zarar gören evler var mı? Şu anda yok da olmak üzere olan yerlerimiz var. Yani yakın yani. Yollar falan nasıl? Vatandaş gidip gelebiliyor mu kolay? Şu anda yollarımız normal, uygun. Bir yerde var. Yolun ortasından çökme yaptığı için sokağın birine geçim zorlaştı. O da göçükten dolayı. İnşallah bir çözüm bulacaksınız i̇nşallah, değil mi? İnşallah uğraşıyoruz. Başkanımız da yardımcı oluyor. Yardımcı oluyor kaymakamımız. Evet. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Peki köyünüzde tütün hariç başka ne geliri var vatandaşın? Neyle geçiniyor köylü? Bizim genel olarak tütün, başka arpa buğday oluyor. Susuz olduğumuz için sulamamız yok. Öyle mi? Su olsaydı her şey olurdu. Kaç nüfuslu köyünüz? 300. 300 nüfus. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim ben de. Evet abi merhaba, sizi de tanıyalım. Merhaba, Gölbaşı Mahallesi Muhtarı Dursun Opan. Şimdi belediyelik olmamıza rağmen şu anki durum ondan çok farklı oldu.
Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ondan sonra Erkan Hayla Başkanımıza minnettar sonsuz teşekkürlerimi sunuyoruz. Allah razı olsun. Alıyorsunuz. Alıyoruz. Allah razı olsun. 11 aydır seçimi kazanandan beri durmak yok, yola devam. Her dediğimize yerini getiriyoruz. Karınca, kaderince Allah razı olsun. Kapısında istediğimiz zaman giriyoruz, istediğimiz zaman çıkıyoruz. Ondan sonsuz teşekkürlerimi sunuyoruz başkanlarımıza. Bizim bir sorunumuz var. Yıllardır belediye olaldan beri bir sorunumuz var. Elektrik problemi var. Trafa yetersiz geliyor. Mahallelerimiz son noktalarına ceyran yetersiz. Vatandaşımız bu yönden çok zor durumda. Buzdolabı bozuluyor, çamaşır makinesi bozuluyor. Bu bir türlü çözüm getirilmedi. Bir de bizim büyüklerden isteğimiz baraj sistemi olursa, gölet sistemi olursa, zeytincilik bizim orada bilhassa çok Gemlik zeytini yetiştiriliyor. Öyle mi? Gölbaşında zeytin var mı? Zeytin çok bizim orada. Aşağı yukarı 20 bin dönüm arazisi var. Tabii sulama olursa daha farklı olacak. Aşağı yukarı 5 bin bağcılık Antep karası, üzümümüz var. Bunun Antep karası dediğiniz üzümü biliyorum. Çok güzel bir üzüm böyle. Ya, kuru üzüm. Hatta biz 5-6 kişi, Remzi de bir ziraatçımız vardı. Bu yumurtaşlı görev yapıyor. Şu an Acıpayam'da o arkadaşımız. Bu 7 bin liradan sattık. Toptan götürdü adam. Kurutulmuş üzümü değil mi? Kurutulmuş üzüme 7 bin liradan toptan aldı. Bu tabii sulama olsaydı daha farklı olacaktı. Tabii su olmadığı için biz Cenab-ı Allah'ın vedinden yetinip gidiyoruz yani. Bereketli olmuştur inşallah ya. Oldu. Allah razı olsun. Bunun yanında tütüncülük yapıyoruz. Aynı zamanda hayvancılık yapıyoruz. Kooperatif kurduk. Aşağı yukarı 6 yıl oldu kooperatifimiz olarak. Hayvancılık biraz da dedik. Vatandaş tütüncünün yanında destek olsun dedik. Onunla sütçülük yapıyoruz. 68 çarpı 2 projesi uyguladık. 68 yoksul gariban arkadaşlarımıza ikişer tane iğne kaldık. İşte böyle bununla Allah'ın izniyle idare edip gidiyoruz yani. Durumumuz bu. Başka benim diyeceklerim yok. En acil isteğimiz bu elektrik probleminin giderilmesi. Evet abi, peki çok teşekkür ediyorum. Umarım mesajınız yerine ulaşır abi. İnşallah. Sizlere de ben sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Ayrıca başkanlarımıza çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Evet, kalede devam ediyoruz. Tabii ben böyle bolca muhtar görünce dayanamadım. Hepsiyle konuşmak istedim. Evet abi, merhaba, sizi de tanıyalım. Öncelikle hoş geldin diyorum. Ben Koçarboğazı Mahallesi Muhtarı Yaşar Şipal. Teşekkür ederim. Evet sayın muhtarım, sizin köyünüzde neler oluyor, neler bitiyor? Büyükşehir yasasından sonra neler değişti, bahseder misin? Daha önce bizim köyümüz tabii büyükşehir olmadan önce köydü. Şimdi daha iyi oldu, mahalle. Biraz da yetkilerimiz kısıtlı da olsa tabii başkanımız Erkan Hayla da bir çalışma başlattık. Bizim köyümüzde bu cep telefonları, baz istasyonu dediğimiz bir çekmiyor. Hiçbir operatör. Burada ulaşımda bir sıkıntımız var yani. Ulaşımda şu an devam ediyor mu sıkıntı? Devam ediyor. Şu anda sağ olsun başkanımdan Allah razı olsun bir çalışma başlattık. Turkcell şu anda başlama aşamasına gelmiş durumda. Evet, bir operatör başlayacak. Tabii bunu ben gerekli dilekçeleri gerekli yerlere verdim ama tabii haliyle büyükşehir yasası olduğundan dolayı hemen istediğimiz zaman hizmet olmuyor yani. İşler biraz zor. Evet. Özellikle bu kalenin köyleri de tabii genelde başka bir ilçelere gibi değil. Genelde kırsal. Ya biraz daha bölge. Böyle coğrafyası dağlık alan olduğundan evet. Mı? Bizim orası özellikle çok dağlık bir alan yani.
genelde orman ağırlıklı. Ulaşım arazi falan nasıl, gidip gelebiliyor musunuz şehire? Yolda ulaşımda bir sıkıntımız yok. Sadece telefon iletişim olarak bir sıkıntımız var bizim. Evet. Tabii aynı zamanda akar, mesela derede suyumuz var. Gölet içinde müracaatımız oldu. Sağ olsun başkanım. Orada da bir Büyükşehir Belediye Başkanım Osman Zolan'a da teşekkür ediyorum. Kale Belediye Başkanım Sayın Erkan Hayra'ya da teşekkür ediyorum. Bir gölet projemiz başlamış şu anda başlama aşamasında, yani çalışmalar devam ediyor. Etüt çalışmaları falan. Büyükşehir çalışmasıyla beraber. Aydın Devlet Su İşlerinden geldi. Ondan sonra iki seferde denizden gelen tabii mühendisler ölçüm yapıyor. Belli bir yere tabii 1 kilometre bir suyu derivasyonla taşıma usulüyle bir gölet yapılacak, yani küçük de olsa. Burada mahalleme büyük bir katkı olacağını düşünüyorum yani. Ya siz muhtar olarak bunun öncülüğünü yapıyorsunuz. Evet, öncülüğünü yapıyorsunuz. Hakikaten ama ne güzel. Yani sizin yaptığınız aslında vatandaşa bir hizmet değil evet, mi? Evet, tabii. Gayet tabii. Şimdi maksat, önemli olan siyaset ve parti hiç önemli değil yani. Hizmet. Amacımız o değil. Hizmet. Yeter ki kazanan kale olsun, yeter ki kazanan benim mahallem olsun yani. Peki, köylüm vatandaşım olsun. Sizin köyde vatandaşımız ekseriyet neyle geçiniyor? Ne yapıyorlar? Genelde tütün ağırlıklı, hayvan var. Tabii bizde arazi biraz kıt. Vatandaş ovaya gidiyor tütün ekim için, kira alıyor. Kirayla da tabii bunlar biraz maliyet artıyor. Yani gübre, mazot maliyetleri çok yüksek olduğundan. Yani az da olsa adam karınca kaderince bir şeyler uğraşıyor yani. 3-5 evet. Kuruş çorba çocuğun riskini çıkarmak için. Tabii. Evet. Ben şey, hani kale biber bölgesi ya. Evet. Hep bibercilerle tanışacağım diyordum ama genelde tütüncülerle tanıştım. Evet. Bizim orası biraz da rakım yüksek. 1250. Evet. Tabii biraz da soğuk düşer. Bu Alanyurt, Özce bu taraflar tabii, köprübaşı buralarda biber daha fazla. Evet, sayın çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İstersen bizi izleyenlere bir de selam gönderelim. Bizi izleyen herkese de ayrı ayrı selam gönderiyoruz ya. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Evet, kaledeki muhtarlarımızla devam ediyoruz. Şimdi yanımda bir başka köyümüzün muhtarı var. Merhaba sayın muhtarım. Merhaba, hoş geldiniz özellikle. Evet, sizi tanıyalım efendim. Kale Muslugüme Mahalle Muhtarı Şahin Düngül. Muslugüme Muhtarı evet. Şahin Düngül Bey. Evet sayın muhtarım, köyünüzde neler yetişiyor? Köyünüzden izleyicilerimize bahseder misiniz biraz? Köyümüzde özellikle tütün, zeytin, yemiş, bunlarla uğraşıyoruz. Hayvancılık var, açık, az. Sen yemiş dediniz, şey de var, incir de var. Evet, incir. Oo, ne güzel, bereketli olur inşallah. İnşallah. Peki abi, bize biraz köyünüzden bahseder misiniz? Köyümüzde şu anda uğraştığımız bir köprümüz var. Muğla'ya bağlanan. Ha, başkanımın bahsettiği. Evet, gibi. Evet. Kale'ne Muğla'ya bağlanan bir köprümüz var. 2004'ten beri bunu uğraşıyorum. Bu üçüncü dönem, inşallah bu dönemde olabilir. İnşallah. Başkanımız yani, öyle bir söz verdi. O İnşallah. Köprünün çok şeyini duydum. Evet, mazisini evet. Duydum. Evet. Tarihten beri geliyormuş. Hı hı, İnşallah sizin döneminizde tamamlanır. İnşallah, inşallah. Evet. Peki başka neler söyleyeceksiniz? Başka söyleyecek bir şeyimiz yok. Başta köprümüz var. İşte sorunumuz bu. Hı. Bu oluverse çok güzel olur. Hı. Başkanımıza teşekkür ederiz. Bakanlarımıza, hepsine. Bunlar da uğraşıp dururlar. Hı. Hepsi birlik. Güzel bir şey oluverse. Peki sizin köyde neler yetişiyor? Vatandaş neyle geçiniyor? Vatandaş zeytin, yemiş, tütün. Bunlar var. Susuz yalnız. İşte arazilerimiz susuz. Su yok değil mi? Evet. Suyumuz var. Alt tarafta akçay var. Bizi faydası yok. Devlet su işlerinin yerleri tapulu değil. Bu işten bir faydalanamıyoruz. Yani evet. Bunlar var. Evet. Peki bizi izleyenlere bir mesajın varsa alalım abi. Hepsine çok çok selam. İyi günler dilerim.
Evet, muhtarlarımızla devam ediyoruz röportajlarımıza. Yeni bir muhtarımız geldi yanıma. Efendim merhaba, sizi de tanıyalım. Merhaba. Künar Mahalle Muhtarı İsmail Yeşil Künar. Künar Mahalle mi dediniz? Evet, Künar Mahalle. Evet, biraz mahallenizden, köyünüzden bahseder misiniz bize? Vallahi köyümüzde şu anda tütüncülük ve zeytin, aynen kuru yemiş dediğin gibi, mesela yemiş sadece. Herkesin yeterince buğdayı, yiyecek şeyleri yetiştiremiyor zaten. Yalnız su olmadığı için, yetersiz su olduğu için bir ara proje yaptık. O su kesildi, yetmediği için susuzluk var bizde. Her şeyden önce şu ana kadar yetkili mercilerden ne istediysek hepsini aldık ama tabii tam tekmil olmadı daha. Tekmil olamadı. Onun için teşekkür etmek gerekiyor. Mesela Osman Zolan Bey'imiz olsun, Erkan Haylı olsun, ondan sonra büyük bakanlarımız olsun, başbakanımız olsun dediğin her şeyden önce. Hepsine de teşekkür ediyoruz her şeyden önce. Bunlar tabii bizim köprü olayı, Muslugeme köyünde bizim aramız 5 kilometre. Aynı kardeş olarak yaşadığımız bir yakın bir yer her şeyden önce. Bunlar çoktan beri yapılsın diye direniyoruz. Aynen Muslugeme muhtarından birlik beraberlik olarak uğraşıyoruz. Bizi bazı şekilde mesela siyasi olsun, şey olsun, görüş nedeni ne olursa olsun bazı tartışmalar çıktı. Çoktan yapılması, bitmesi gerekiyordu bunlar. O olmasından dolayı böyle bu zamanı geç kaldı. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanı Osman'a söz verdi. Ondan sonra Erkan Bey de söz verdi başkanımız. Zaten söylediler. Bizim Erkan Başkan ne söylediyse o aynen doğrudur yerindir dediler. Öyle dediler. Yani Erkan Başkan'ın söz verdiği sözü Osman Zolan Başkanımız da destekliyor değil mi? Destekliyor. Aynen söylüyor. Onun için sağ olsun, herkes sağ olsun. Evet. Yani insan... Sizin köy kaleye kaç kilometre? 25 kilometre. 25 kilometre mi? Yollar düzgün mü? Yollar bazı yerlere bakış bizim yollarımız düzgün. Sizin köye bir gün program çekmeye geleceğiz inşallah. İnşallah buyurun gelin, biz de karşılarız saygılar. Sizin köyünüzde bir arkadaşımız var, bana sürekli mesaj yazıyor. Biraz bahseder misiniz o arkadaştan? Muhammed Künarcı, vatandaşımız. Bu vatandaş askerden önce çok boylu postu, fidan gibi bir çocuktu. Askeri vardı geldi, ondan sonra varıp geldikten sonra bir hastalığı yakalandı. Bu akciğerin ve karaciğerin bakır atmamasının nedeniyle şu anda ne kadar maddi yönden devlet destek etse de manevi yönden çok sıkıntı olduğunu görüyorum. Tabii psikolojik, ben çocuğun psikoloji bozuldu. Çünkü askerden önce durumunu bakıp, fotoğrafını bakıp şimdi şu durumunu bakıp da çok üzüntü, psikoloji bozuk yani şu anda. Hepsini, annesini, babasını rezil ediyor. Onlar tabii bir şey demiyor evlatlar olduğu için. Bazı yerlere, mercilere mesaj çeker, Face'te bildirir dediğin gibi bazı bir sıkıntılar var Muhammed Künarcı'da. Tabii o iyi olup da o durum düşmesin bence şu anda ben normal diyorum. Psikoloji bozuk çünkü vatandaşın. Evet. Peki en son ne zaman ziyaret ettiniz? En son 2-3 gün için ziyaret ettim yani. Yakındır zaten. Benim teyze oğlumun oğlu olur zaten. Öyle. Yakın bir akrabamdır yani. Tamam. Biz de inşallah bir fırsat bulup sizin köye geleceğiz. İnşallah buyurun gelin, biz de size karşılarız. Teşekkür ediyorum muhtarım. Vatandaşlarımız hepsine saygılar ve selamlar. Sunumu sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ve seyredenlere. Çok teşekkür ediyorum efendim. Evet, sayın seyirciler, bugün kaledeydik. Önce kale belediye başkanımız Erkan Hay'la, daha sonra buraya gelen muhtarlarımızla kısa kısa röportajlar yaptık. Şimdi biz buradan ayrılıyoruz. Başka bir yerde, başka bir programda görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler diliyorum efendim.